Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülkan eşlik ediyor bana. Murat hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın. Piyasalar açısından önemli bir hafta. Zira FED toplantısı var ve bu FED toplantısından çıkacak sonuç her ne kadar piyasa tarafından artık biraz daha sakin bekleniyor olsa da 75 bas puanlık faiz artırımı beraberinde söylenecekler. Orta ve uzun vadede varılacak yer, resesyon korkularına FED'in bakışının ne kadar zorlayıcı olduğu gibi çeşitli konularla ilgili bir miktar daha ipucu bulmaya çalışılacak. Diğer taraftan da resesyonun izlerini ufak ufak bilançolarda görmeye başlıyoruz. Örneğin Walmart'ın bilançosu geldi dün itibariyle. Amerika'nın en büyük perakendecisi. Dolayısıyla orada çeyreklik bazda gelirleri %12-13 düştüğünü, yıl geneli içinde %10-11'lik bir gelir düşüşü beklentisinin ön plana çıkartıldığını görüyoruz. Yüksek benzin petrol fiyatlarının çok doğrudan alım gücü üzerinde etki yarattığını, gıda enflasyonunun da belirleyici olduğunu söylüyor Walmart kendi sözlü yönlendirmesinde. Diğer şirketlerden de ufak ufak buna ilişkin revizyonlar gelmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu resesyon korkusu ve Fed'in potansiyel hamlelerini sorarak bir başlayayım. Ne kadar agresif bekliyorsun Fed'i? Ben de piyasadaki 75 baz puan beklentisine katılıyorum. Soru tabii sadece bu toplantıda ne yapacağı değil, Fed'in hangi seviyeye kadar çıkacağı, yani terminal rate'in ne olacağı. Burada da baktığımızda yorumların ikiye ayrıldığını görüyoruz. Yani bir kısım hala bence mezarlıktan geçerken ıslık çalmaya devam ediyor. İşte resesyon olur, Fed cesaret edemez, işte dayanın, işte resesyon geliyor, hemen Fed duracak. Dolayısıyla işte atıyorum kripto varlıkları almaya devam edin veya işte önceki pozisyon her neyse adın diye. Bu görüşle ilgili bence iki tane problem var. Bir tanesi Amerikan ekonomisi. Hala oldukça güçlü. İşsizlik %3. %3 işsizlikle resesyon olmaz. Şu anda gördüğümüz işte Walmart'ın bilançosu vesaire gibi konularda da tabii Amerikan ekonomisi için en klasik öngörülerden veya aksiyonlardan bir tanesi yükselen petrol fiyatları doğrudan tüketimi frenleyici bir vergi etkisi yapıyor. Yani tüketicinin cebinden işte Walmart'ta harcayabilecekken gidiyor benzin istasyonunda harcıyor. Bunları ayıkladığımız zaman hala alttaki trendlerin nispeten güçlü olduğunu görüyoruz. Biraz daha da geri çekilip baktığımızda, senin programında da yıllarca konuşuyoruz. 2008 krizine verilen politika tepkisi bir takım siyasi tercihler içeriyordu. Dendi ki işte çarşıyı mı borsayı mı kurtaracağız? Borsayı kurtaracağız. Yani Main Street mi Wall Street mi? Wall Street'i kurtaracağız dendi ve faizler sıfıra indi. Faizlerin sıfıra inmesinin bu Türkiye için de bilgi ve anlam taşıyan bir tartışma. Düşük faiz iyi bir şeyse faizler sıfıra indiğinde Amerikan orta sınıfı ezildi bunun altında. Niye ezildi? Çünkü ucuz finansmanla mutluluğa erişemedi. Tam tersine düşük faizler zengini daha da zengin etti. Çünkü zenginler parasını repo yaparak zengin olmuyor. Zenginler mal sahibi olduğu için ve bu mal daha da değer kazandığı için zengin oluyor. Dolayısıyla baktığınızda bir ufak çaplı bir veya ufak çaplı olmayan bir emlak balonu oldu. Borsanın işte fiyatı yükseldi vesaire ama arkadan gelen, işte tasarruf yapmaya çalışan, geleceği için para biriktirmeye çalışan kesimler ezildi. Hayata yeni atılan insanlar için mesela ev almak imkansız bir hale geldi. Bunun sonucunda da ortaya bir siyasi tepki çıktı. Tabii küreselleşmenin diğer etkileriyle beraber vesaire. Ondan sonra işte Trump seçiliyor. Yani fabrika işçileri bile işte dönüp cumhuriyetçi bir adaya oy veriyor gibi gibi bir sürü şey oldu. Şimdi bunun üstüne bir de %9 manşet enflasyonu koyduğunuz zaman Amerika'da, hiçbir güç öyle kolay kolay Walmart'ın bilançosu biraz kötü geldi vesaire diye enflasyonla mücadeleden taviz veremez. Doğru tercih de budur. Burası da bence Türkiye için önemli doneler içeriyor. Yani birazcık enflasyondan bir şey olmaz, işte büyüyelim sonra bakarız gibi bir tercih kullanılmıyor. Onun için bence yani Fed'in terminal rate'inin ne olduğunu, yani nereye kadar faiz attırıp duracağı konusunu biraz daha tartışalım. Nereye bekliyorsun? Piyasa anketlerine baktığınız zaman 3,5 gibi bir rakam var ama mesela Atlanta Fed'in bir işte Taylor, yani bir modified Taylor kuralı
var. Oraya bakarsanız 6,5 çıkıyor mesela. Yani bu enflasyonu, bu işsizlikle. Uç görünüyor ama evet. Sonuçta herhalde burada piyasada işte 3,5 şu anda medyan beklenti gibi durmakla birlikte, hani eğer biraz daha işler kötüye gider, enflasyon biraz daha katı ve inatçı kalırsa, senin söylediğin gibi hani şu anda %3 işsizlik var. Bunun %5-5,5'lara doğru gitme potansiyeli olursa ancak resesyona dönme olasılığı var. Dolayısıyla bu arada geçen süre yüksek kalırsa, o zaman belki beklenen enflasyon olan bir sonraki yıl sonunda 4'ler civarına kadar gelme riski var derler. 3,5-4 arasında bir yer olacak gibi, evet, duruyor yani diyorlar. Onun için böyle hani bu yani bir uç nokta olduğu için, ama belirtmeye değer. Sonuçta Atlanta Fed. Onun için burada bence su gözle bakmak lazım. Birincisi, yani orta sınıfı bu sıfır faiz ve parasal genişlemeye ezdirdikten sonra bir de %9 enflasyona kimse ezdiremez. Yani herkes hesabını buna göre yapmasında fayda var. İkincisi tabii hem yani küreselleşmenin artık bir kendi tepkisini doğurmuş olması, hem de işte Ukrayna, Çin, Rusya gibi jeostratejik gelişmeler sonrasında tekrar iktisadi faaliyetin, özellikle üretimin Amerika ana kıtasına kaydığını görüyoruz. Şimdi zaten işsizlik %3. Bir de eğer fabrikalar Amerika'ya geri geliyor ise o zaman Amerika'nın bu çektiği sermaye ve ihtiyaç duyacağı işte istihdam, iş gücü, bunun yaratacağı işte ekstra talep vesaire gibi konular ışığında sanırım 2008 derim ama esasında tabii Greenspan 2001'de dotcom balonu patladığında faizleri işte %1'e indirdi. O günden 20 senede biz böyle bir sürünüyor faizler sürünüyor. İşte Çin'in dünya ticaret örgüsüne üye olmasıyla gelen arz şoku dolayısıyla da bir enflasyon fazla görülmedi. Bu dönemlerin sonuna geldik. Bence artık daha yüksek faizin kalıcı olacağı veya normalize de diyebiliriz, yani 10 yıllık Amerikan hazine faizinin uzun vadeli ortalaması %5. Tabii. Yani daha yüksek faiz, daha normal seviyelere döndüğümüz bir dönemin başlangıcındayız bana göre. Peki şimdi bu ortam tabii eğer daha yüksek faizi beraberine getirecekse şirket karlılıkları üzerinde ne kadar etki yaratabilir? Bir, temettü verimleri normalde düşük faiz ortamında çok yüksek kaldığı için 2008'den bu yana sürekli olarak yukarı giden hisse senetleri gördük. Dipten her aldığında para kazandığım bir ortamla karşı karşıya kaldık. Şimdi bir de İşin içerisine güçlenen dolar sosunu ekleyebiliriz. Amerikalı şirketlerin gelirlerinin çok önemli bir kısmı Amerika dışından geldiği ve güçlenen dolar bu şirketlerin deniz aşırı özellikle gelirlerini olumsuz etkilediği için buralarda nasıl bir tablo görünebilir? Morgan Stanley bir not yazmış. Demişler ki özellikle şu son bir ay içerisindeki S&P 500 rallisi biraz hani wishful thinking, iyimser dilekler, temenniler üzerine hani resesyon gelebilir ama teknik olur, çok da acıtmaz, çok da zorlayıcı olmaz falan. Mezarlık ıslık. Eğer mezarlık ıslık, tam senin söylediğin gibi hani böyle bir ralliye benziyor diyorlar. Sen ne dersin? Bir miktar orman budanacak. Yani zayıf ağaçlar, zayıf çalılar, tamamen bu işte yani sermayenin bedava olması sayesinde ayakta duran İşletmelerin sistemden muhtemelen çıkacağını göreceğiz. İşte resesyon hafif mi olur, derin mi olur? Resesyon olur mu her şeyden önce? Dediğim olur gibi mu? Yani %3 işsizlik de hiç olmamış tarihte. Dolayısıyla böyle hemen işte dediğim gibi yani özellikle Ukrayna Savaşı'ndan dolayı artan enerji başta olmak üzere emtia kompleksinin fiyatları bir arındırdığımızda hala yani trend güçlü. Yani onu da göreceğiz olup olmayacağını. Ama bu işte Buffett'ın meşhur tabiriyle sular çekilince kim mayosuz yüzüyormuş bir ortaya çıkacak. Yani buradan özellikle mevcut fiyat seviyelerinin delillendirmesi, işte bir başkası gelecek daha da yüksek fiyattan bunu benden alacak gibi temelleri zayıf hikayelere dayanan işte yani işte kripto varlıklar bana göre zaten yani işte 60 binden 20 bine geldi Bitcoin. Daha zayıf şirketler, daha zayıf bir takım gelişmekte olan piyasalar ki Türkiye burada tabii tam o anlamda fırtınanın göbeğinde duruyor. Bunlar açısından zor bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Peki şimdi bir emtia fiyatları ile ilgili görüşünü de alayım. Ondan sonra Türkiye'ye geçeceğim. Özellikle emtia fiyatlarında bir yumuşama var gibi görünüyor. Özellikle petrol tarafında işte bu resesyon korkusu nedeniyle 120'den işte 100 dolarlara doğru geldi. İşte Morgan Stanley Brent petrol için mesela bir 10 dolar kadar daha aşağı gelme potansiyelinden bahsediyor yazdığı son raporun içerisinde. Bu hani 10 ile 20 dolar arası demişler. Hatta işte 85-100 dolar arasında gitme potansiyelinden bahsediyorsak mesela Brent petrol için. Bu Türkiye için ne ifade eder? Birinci soru. İki,
Rusya kuzey akım hattındaki bir türbini daha kesti. Dolayısıyla kapasite %40 ile dönülmüştü. Şimdi %20'ye düştü. Hı hı. 6 tane türbin var ve sadece bir tanesi çalışıyor şimdi. Gaz fiyatları dün itibariyle %12, %13 artmış durumda. Hı hı. Şimdi bütün bunları işin içerisine kattığımızda bir yanda resesyon, bir yanda jeopolitik riskler, bir yanda da özellikle yumuşamış emtia fiyatları nedeniyle bizim açımızdan nispeten daha pozitif bir ortam var ama bu emtiadaki düşüşü kalıcı görüyor musun? Önce bir onu sorar arkadaşlar. Kalıcı olabilir çünkü artışın bir kısmının tamamen refleksif tepkilerle ortaya çıkmış bir köpük olduğunu düşünüyorum. Şu konuları da bence iki farklı düzlemde tartışmak lazım. Şimdi bir tanesi Batı sistemi Rusya'nın rezervlerini dondurup ondan sonra da dolarlarına erişemediği için sen bana borcunu ödeyemedin diye bir de temerrüt ilan etti. Şimdi bu bir şey yani trajikomik bir durum. Batı'nın bunu yapmasına şaşırmamak lazım. Rusya'nın da gazı kesmesine şaşırmamak lazım. Tabii ki kesecek yani o da onun elindeki tekstiller bunlara şaşırmamak lazım. Şimdi bunları bu düzenle tartışmak lazım. Bir başka argüman diyor ki ya efendim işte bakın Rusya'da gazı kesiyor, Avrupa'da resesyon olacak falan filan. Yani bu işte Ukrayna vesaire işlerinde yani işte biraz daha itidalli davranalım canım işte bir, yani işte birazını gerekiyorsa işgal ediversin Rusya gibi. Şimdi bunu ayrı bir yerde tartışmak lazım. Resesyon olabilir, gaz fiyatları artabilir. Hele hele Avrupa gibi zengin bir blok buna bir çözüm bulur. Gerekiyorsa bir kış biraz daha yüksek ücret öder. İşte Amerika'dan gaz ithal eder, nükleer santralini açar vesaire. Bunlar bu şeyini geçer ama biraz Avrupa tarihini bilen hiç kimse, yani işte Hitler'in Çekoslovakya'ya girmesine bir kereden bir şey olmaz dedik ondan sonra ne oldu diye başlayan o silsileyi bilen hiç kimse Ukrayna'da daha farklı bir siyasi tavır beklememeli. Yani daha zayıf Alman başkanları işte gaz alamadık diye işte hayıflanabilir vesaire ama bu duruş değişmez. Zaten işin yönü belli işte. Yani en hayıflanan Almanya tabii 2. Dünya Savaşı'ndan beri hiç savunma harcaması yapmadan neredeyse yarattığı ekonomik refahın üstüne şimdi gene düğmeye basıyor. İşte 100 milyar euro. Gelirin %4'üne falan çıkacak kadar bir harcama planlaması. Aynen öyle yani. Şimdi 3 sene sonraki Alman ordusunu hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla bunları iki düzlemde ayırmak lazım. Yani bir kısım daha kısa vadeli, daha geçici hususlar. İşte kış bu sene biraz zor geçebilir, gaz pahalı olabilir vesaire. Ama yani dünya tekrar yani çift kutuplu, soğuk veya yer yer sıcak olan, savaşlar olan bir düzene dönmüş durumda. Peki biraz bize dönelim. Bu ortamdan biz nasıl etkileniriz? Soru bir. Para politikası kurulu toplantısında da buralara birazcık atıf vardı. Bu da iki. Bizim derdimiz bize yeter tabii. Yani PPK açıklamasında benim gözüme çarpan şey enflasyonun düşüşü küresel barışa bağlanmış gibi okudum. Yani bizim tabii yani ben bu konudaki daha önce de konuştuk senden. Yani bana göre baştan beri yanlış kurgulanmış bir para politikasının ortaya çıkacağı başından belli olan sonuçlarını şimdi düzeltmek için üstüne acaba hani iki yanlış bir doğru yapar mıyı geçtik, dokuz yanlış bir doğru yapar mı noktasındayız. Yani ilk düğme yanlış iliklenmiş durumda. Bunun böyle olacağı çok bariz olan sonuçları yüksek enflasyon, işte kur artışı gibi aynıyla vaki. Şimdi bunları işte bir takım idari kararlarla düzeltmeye çalışıyor kanun koyucu. Bunlar da fazla bir işe yaramadığı gibi esas itibariyle kaş yapayım derken göz çıkartılıyor. Çünkü bu idari kararlarla ne dövize olan talebin önü kesilebiliyor, ne olan dövizler sattırılabiliyor. Fakat olan şey bir de yurt dışı perspektiften bakıldığında Türkiye'nin riskinin daha da yüksek olarak algılanması. Çünkü bu kadar işte artık hani sermaye kontrolüne benzemeye başlayan vidalar yavaş yavaş sıkışırken Türkiye'nin sermaye hesabında da ciddi bir bana göre risk var yılın ikinci yarısı için. Yabancı kreditörler artık Türk muhatabına, Türk şirketine, Türk bankasına yani senin bilançonla ilgili bir kredibilite yok, biz yıllardır çalışıyoruz vesaire. Ama senin içinde bulunduğun ortamdan kaynaklanan bir takım riskler var. İşte Türkiye'nin kambiyo rejimiyle ilgili bizim açımızdan bazı belirsizlikler ortaya çıkmış demekteler. Bunların sonucunu da görüyoruz, görmeye devam edeceğiz.
Şimdi özellikle tabii kredi bacağına baktığımız zaman kredi faizleri %45'lere falan geldi, ticari kredi faizleri. Evet, zaten düşük faiz diye çıktığımız yolda %45 TL kredi faizleriyle devam ediyoruz. Şimdi bundan duyulan bir rahatsızlık olduğunu anlıyoruz. Yani işte çeşitli istişarelerde bulunulduğunu, çeşitli görüşmeler yapıldığını anlıyoruz. Buralarda ticari kredi faizlerinin 20'li düzeylere doğru, 20'lere, 20'lerin biraz daha üzerine doğru çekilmesi yönünde tırnak içinde telkinlerde bulunulduğunu duyuyoruz. Ve bir sevdiyat hesaplarına mesela şu an itibariyle 6'lara kadar gelinmiş durumda. %6'lar civarında para topluyor şu anda bankalar. Buralara işte bunun yarısı kadar faiz verilmesi yönünde yine telkin olduğunu anlıyoruz. Aynı zamanda yine kamu tarafında çeşitli şekillerde yönetilmeye çalışılıyor döviz akımları, ama özellikle kurumsal talebin yönetilmesi adına da bankalara düşen görevin hatırlatıldığını duyuyoruz. Dolayısıyla bütün bunları alt alta koyduğumuz zaman ne dersin? Burada hani ekonomik modelin işlevselliği aşamasında parasal dağıtım mekanizmasının yeterince işlemediğini düşünüyor anladığımız kadarıyla ekonomi yönetimi. Bu taraf nasıl şekillenebilir? Yani biz 14'le para veriyoruz, siz bunu alıp işte 45'le veriyorsunuz şeklinde bir serzenişte de bulunulduğunu duyuyoruz. Evet. Buna karşında bankaların gerçek karlılığı, yani enflasyon muhasebesi baktığı zaman karlılığını işte mesela Garanti Bankası açıkladı, yani ilk çeyrek 70 milyon euro zarar. Çünkü aradaki fark bankanın karı değil. Aradaki fark bir yandan 14'te para verip ama diğer yandan son derece karmaşık ve kendi içinde tutarsız bir hal almış olan düzenlemelerle. Yani nedir bunlar? İşte 3 ay önce bankalara, kredi vermeyen bankalara ceza kesiliyordu. Aktif rasyosu vesaire gibi bir takım uygulamalar vardı. Şimdi dönüldü, işte bu sefer fazla kredi verirseniz bunun üzerinden de muzam karşılık ayrılıyor gibi. Yani hakikaten içinden çıkılması zor bir noktaya gelinmiş durumda. Şimdi bunlara tek tek baktığımızda yani hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla hani eleştirel gelebilir sözlerim ama yani iyisini istediğimiz için bunları söylüyoruz. Yani bu yapılanlar kanun hükmünde kararnameyle tabiat kanunlarını iptal etmeye benziyor. Yani bir şey diyelim, yer çekimi kanunu çalışmasın ülkemizde demek gibi bir şey. Yani bu kadar yüksek enflasyon varken, diğer taraftan da %14'le sisteme para verirken, yani para basarken, bunun sonuçları ne olacağı aşikardır. Bunları idari düzenlemelerle değiştirmek, önlemek, istenen sonucu elde etmek mümkün değildir. Özellikle yakın zamana kadar bu işte dövize, altına, emtiaya olan talebi kesmeye çalışmak şuna benzemektedir. Yani ben havuza su doldurayım bu tarafından, fakat havuzun sadece bu tarafı yükselsin, öbür tarafı yükselmesin demek gibi bir şey. Dönüp ondan sonra kredileri işte işletmenizde kullanın demek de bir çözüm değil. Çünkü para misliyle mukabildir. Money is fungible. Sisteme ilave ettiğiniz para bir şekilde su akar yolunu bulur. Yani verdiğiniz ilave kredi belki istediğiniz amaca gidiyor gibi gözükür ama o amacı finansmanı için kullanılacak diğer kaynaklar istemediğiniz taraflara gidiyordur bu sefer. Money is fungible. Para misliyle mukabildir. Havuza su dökerseniz havuzun bütün her tarafı aynı şekilde yükselir. Onun için bu karmaşık ve gerçekten verimliliği düşüren, yani şirketlere işi gücü bıraktı, bu kuralların labirentlerinde yönünü bulmaya çalışıyor. Yerine çok daha basit, çok daha etkin bir şekilde tekrar daha verimli kaynak dağılımına giden yola bir an önce dönmek lazım bence. Burada tabii önemli konulardan bir tanesi para politikası şu an itibariyle enflasyonla mücadele konusunda makro ihtiyati önlemler haricinde çok da fazla bir fonksiyon görmüyor gibi görünüyor. Faiz artırımının seçenekler arasında olmadığı sürekli olarak dile getirildiği için söylüyoruz bunu. Öbür tarafta makro ihtiyati önlemler bir yandan, bir de bu para politikasının yaratmış olduğu yan etkilerin bütçe üzerinden bir şekilde yönetildiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na burada çok görev düştüğünü, bütçenin yorulmak zorunda kaldığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu önümüzdeki işte seçime kadar geçecek kabaca bir 10-11 aylık periyot var. Bu şekliyle ne kadar devam eder, nasıl şekillenir diye sormak istiyorum. Bunu gerçekten öngörmek zor, çünkü normal şartlarda bir takım politik adımlar atılır. Ondan sonra bunların sonuçlarına göre istenen şey elde ediliyorsa devam edilir, edilmiyorsa işte ona göre bir patika değişikliği olurdu. Şimdi istenen sonuçların, yani
düşük faiz ile elde edilmek istenen sonuçların hiçbir tanesi elde edilmedi. Yani düşük faize verilen kredilerle işte halkımız refaha kavuşmadı, ülkede yatırımlar artmadı, fazla bir şey olmadı. Buna karşın istenmeyen sonuçlarının pek çoğunun ortaya çıktığını görüyoruz. Yani yurt içinde az önce belirttiğin gibi işte TL faizler de 45'e gelmiş durumda. Enflasyonu zaten söylemeye gerek yok. Üstüne üstlük bir de dış finansman tarafında sıkıntı yaşıyoruz. Yani bakın turizm sezonunun göbeğinde Türkiye'de döviz likiditesiyle ilgili bir takım soru işaretleri var. Yani işte az önce belirttiğin gibi işte yani bankalara %6 ile DTH toplamayın demeye gerek yok. Banka zaten çok hoşuna gittiği için %6 vermiyor. Mecbur kaldığı için, döviz likiditesi toplayabilmek için bunu veriyor. Yani bankanın zaten yapmak istemediği bir şeyi yapmayın diye eğer söylüyorsak bir oturup düşünmek lazım. Bir de çok kısa süre öncesine kadar yani Türkiye'deki toplam mevduatın içerisinde yabancı paranın payı çok yüksek. %65, %66 buralara geldi. Dolayısıyla bankaların kulağından döviz fışkırıyor, TL kıtlığı var. Dolayısıyla bu dövizi teminat verip TL bulmaya çalışıyordu herkes. Çok hızlı değişti her şey. Yani bunu da yasakladık hem, biliyorsun. Şu anda hem bu teminat yapısı değiştiği için hem döviz tarafında sıkıntı var. Yani döviz likiditesinde çünkü satıcı yok. Hem de TL de bulunamıyor piyasada şu anda. Aynen öyle. Bir de üstün en başta konuştuğumuz yani yurt dışında tamamen bir paradigma değişikliğinin başladığı bir dönemdeyiz. Yani kalıcı olarak daha yüksek faizlerin geçerli olacağı bir döneme giriyoruz. Bu durumda şuna belirttiğim gibi bakmak lazım. Yani şu soruya rasyonel bir cevap verebilmek lazım. Yani kim niye döviz satıp TL talep etsin? Yani gelen telkin veya emir haricinde. İnsanlara yani ekonomik aktörlerin istediğimizi yapmalarını sağlamak için böyle bir mantıksal çerçeve sunmak lazım. Yani döviz satıp TL talep etmek için ne tür bir sebep olabilir? Şu anda belli ki yeterli sebep yok. Dolayısıyla bu sadece faiz de değil. Yani genel öngörülebilirlik, genel idari çerçevenin kalitesiyle alakalı, risklerle alakalı da bir konu. Onun için bunları yani ne kadar çabuk, rasyonel bir şekilde ele alıp çözüm üretirsek o kadar iyi. Yani bunlar böyle idari kararla, telkinle, telefonla olmaz olmadığını görüyoruz. Burada özellikle kur korumalı mevduata kaynak getirmiş olan şirketlerin vadesi şimdi geliyor. Ocağın 12'si itibariyle başlamıştı çünkü oradaki süreç. 6 aylık periyot şimdi dolmaya başladı yavaş yavaş. Kurumlar vergisi istisnasının geçerli kazanması vesaire. Buradan Ağustos sonuna kadar gidecek periyotta bunların dönüşleri var. Kendi çalıştığın ya da görüştüğün şirketlerde kur korumalı mevduatla devam açısından nasıl bir tablo görüyorsun, ne bekliyorsun? Yani bunlar tabii döviz tevdiat hesabına dönecekse kur korumalı mevduattan kaydi olarak geçiş yapılacağı için bir piyasa talebi oluşmayabilir. Ancak dönüp piyasadan döviz talep edip işinde kullanmak isteyen varsa burası sıkıntı yaratabilir gibi görünüyor bu döviz likiditesi sıkışıklığında. Yani bizim piyasadan duyduğumuz, gördüğümüz kadarıyla dönüşlerin yenilenmesi, yani kur korumalı mevduatta kalma oranı, rollover rasyosu istenen seviyede değil, biraz düşük gidiyor. Ama şu ana kadar TL yatırımcısı, yani aslında daha çok bireysellerin pozisyonu aldığı hazine tarafından bahsediyoruz. Değil mi? Bu arada tabii parantez içinde şunu da belirtelim, yani kur korumalı mevduatın bütçeye getirdiği maliyet konusunda, İşte Aralık-Ocak aylarında yapılan öngörülerinde ne kadar kadük kaldığını hep beraber görüyoruz. Yani kur tekrar işte neredeyse 18 seviyesine geldik. Yani bu KKM sahiplerine niye böyle bir adım atıldı? Yani devlet bütçesinden şimdi kur riski sübvanse edilerek bu kur farkları ödeniyor. Hani düşük faizin istenmeyen sonuçları diyorduk. Yani bir de bu var. Yalnız şunu söyleyebiliriz herhalde. Sonuçta şu ana kadar baktığın zaman hani hazine taraflı işlemlerde kabaca 2 milyar dolar civarında, işte 34-35 milyar TL civarında bir kur farkı yazıldı. 2 milyar dolar. Bunun üstüne işte Merkez Bankası kaynaklı yapılan işlemlerden gelecek olan yükü de eklediğinde işte 3-3,5 milyar dolar civarında bir artış beklentisi var. Yani bir maliyet beklentisi var. Eğer burada kalsa ve kur stabilize olmuş olsa bu aslında başarı addedilebilir zannediyorum ama bir taraftan da hani hem i̇şte, gelen paranın satışı hem rezervin satışı gibi unsurlar da söz konusu olduğu için kuru stabilize edebilmek adına o biraz tartışılıyor herhalde. Bir kere kur stabilize olmadı. Yani. Kur zaten KKM'yi getirdiğimizde 18'di. Şimdi gene hemen hemen aynı yerde. Bu bir. İkincisi zikrettiğin rakamlar zannediyorum şu ana kadar nakit olarak ödenmiş rakamlar. Yani tahakkuk bazında baktığımızda yani bugün kendince ödeniyor işte.
Efendim? Geldikçe ödeniyor vade. Geldikçe ödeniyor ama yani şimdi işte 900 küsür milyar, 1 trilyon sanırım. 1 trilyon, işte KKM var yani bunun işte ortalama hangi kurdan bağlandı, bugün hangi kur seviyesindeyiz çarpıp böldüğümüzde çok daha yüksek bir fatura var. Aynı durum mesela TÜFE endeksli tahvil stokunda da var. Yani bunlar da işte 350 milyar diye gözüküyor hesapta. Bunun enflasyon farkı ile beraber o da 1 trilyona gelmiş durum. Yani sırf orada böyle bir 650 milyar TL mesela ek yük var bütçeye. Dolayısıyla yani bu düşük faiz, herkesin tabii temenni ettiği bir şey. Ama düşük faiz bir takım doğru adımlar sonucunda ulaşılacak bir nokta. Yani bunları yapmadan biz düşük faiz ilan ettiğimizde işte bir sürü yan etkisi oluyor. Yani işte KKM'ye 600 milyar, TÜFE'lere 600 milyar bunları topladığınızda trilyon trilyon paralar etmeye başlıyor. Bunlar hiç istenen durumlar değil. Peki son olarak burada borsa ve hisse senedi yatırımcısı için beklentini de çok kısaca almak isterim. Bilanço sezonu başlıyor. İşte bankalarla ilgili iki gündür devam eden bir yükseliş hareketi de var. Hatta son 5-6 iş gününde %12-%13 yaptı bankalar. Öyle baktığımız zaman hakikaten kuvvetli bir hareketli oldu. Bir devamını beklenmesin. İki bilanço sezonundan sonra ne görebiliriz? Bunlar güçlü gelecek gibi görünüyor çünkü son bilançolar. Bu bilançolar iyi gelecek çünkü işte yani son iterasyonunda işte birinci senesine yaklaşıyoruz. Yani düşük faiz döneminin diyelim. Yani piyasaya bu kadar TL sürünce tabii bütün işte cirolar, karlar vesaire artmış gözüküyor. Bunlara az önce bir banka örneğinde bahsettik. Yani bir gerçek enflasyon muhasebesi bazında baksak sistem bir ekonomik kar üretmekte zorlanıyor. Yılın ikinci yarısında da bu senin de bahsettiğin makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle kar büyümelerinde bir duraksama göreceğimizi düşünüyorum. Yani şu anki yani %70 resmi TÜFE, işte %130 üretici enflasyonu olan bir ortamda bunlara göre ayarlanmamış bilançolardaki nominal karlarla yani işte gene bir mezarlıktan geçerken ıslık çalınıyor, yatırımcı görmek istediğini görüyor. Borsa tabii diğer yatırımlarla ilgili işte kambiyo rejimiyle ilgili risk algısının arttığı bir dönemde hep konuşuyoruz. Yani iyi kötü bir enflasyon koruması vazifesi de gördüğü için işte devam ediyor. İşte bakıyorsunuz işte dün borsa biraz çıkıyor, kur da biraz çıkıyor. İşte dolar bazında endeksimiz işte 1,5 doların altında bir seviyelerde işte kendi aramızda dar alanda paslaşıyoruz. Sevgili Murat Gülkan, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Kısa bir ara, sonra ikinci bölümde Alican Türkoğlu ile birlikte karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu da bizlerle birlikte. Alican, günaydın. Günaydın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam vermiş olduğu mülakattaki açıklamalar var. Bunun detaylarıyla ilgili istersen konuşalım. Özellikle uluslararası ilişkiler anlamında başta Yunanistan olmak üzere her tarafa verdiği önemli mesajlar var. Başlık başlık konuşalım. Yunanistan'la ilgili bir süredir devam eden süreç sürdüğü. Yani bu özellikle adaların silahlandırılması, Amerikan üslerinin konuşlandırılması, özellikle Rusya'ya yönelik olduğu ifade edilen Amerikan üslerinin aslında Rusya'ya yönelik olmadığı, Türkiye'ye yönelik olduğuna ilişkin değerlendirmelerini tekrarladı Cumhurbaşkanı. Ve vakti zamanı geldiğinde de ki bütün uluslararası platformlarda şu anda hem Lozan'a hem Paris Anlaşması'na aykırı bu işlemler dile getiriliyor. Devam da edecek anladığım kadarıyla. Yani tüm toplantılarda, tüm uluslararası görüşmelerde, birebir veya genel görüşmelerde bu konuyu konuşacak Türkiye. Masaya getirecek Yunanistan'la ilgili olarak. Yine Yunanistan'la bağlantılı Amerika Birleşik Devletleri başlığı var. Yani F-16 verilmesinin Yunanistan'la ilişkiler şartına bağlanması gibi bir öneri var bilindiği gibi. Bu konuyla ilgili olarak da hani bu önerinin, bu şartların Türkiye tarafından kabul edilecek şartlar olmadığı ki Biden'la yapılan görüşmede de bu şartların gündeme gelmediği, gelişmelerin Türkiye açısından olumlu olmasının beklendiğini ifade etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devam edersek diğer başlıklarla işte tahıl koridoru konusuyla ilgili olarak ki Ukrayna'dan açıklamalar da var. Bu hafta içerisinde tahıl koridorunun oluşması ve ticaretin başlaması, gemilerin yola çıkmasıyla ilgili olarak özellikle Odessa'ya yapılan saldırıyı da vurguluyor Cumhurbaşkanı ve herkesten attıkları imzalara sahip çıkmasını bekliyoruz yönünde bir açıklama yaparak da özellikle Rusya'ya buradan mesajı iletiyor. Aslında bununla ilgili olarak da görüşmelerin sürdüğünü söyleyebiliriz. Yani
mutabakata varılan tahıl koridoru uygulamasının bir an önce başlaması ve bu sürece zarar verilmemesi hususunda ikili görüşmeler de sürdürülüyor bir yandan. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda şu an itibariyle Türkiye'nin istediği şartların sağlanmadığı, özellikle İsveç'in bu konuda yavaş hareket ettiği ve Türkiye'den ne olursa olsun bu konuda taviz beklenmemesi gerektiği konusunu bir kez daha açıklığa kavuşturuyor aslında. Yani Türkiye evet davet konusunda tamam dendi ancak bazı şartlara bağlı kılındı. İşte bunlar da özellikle terörle mücadele konusunda Türkiye'ye destek verilmesi ve Türkiye'nin talep ettiği bazı kişilerin iadelerin gerçekleşmesi. Ama bunlarla ilgili olarak şu anda iki ülkeden de adım yok. Ve bu konuda da Türkiye'nin taviz göstermeyeceğini, bununla ilgili olarak da parlamentoya geldiğinde parlamento tarafından kabul edilmeme ihtimalinin de olduğunu söylüyor. İşte Makedonya'nın, Kuzey Makedonya'nın kabulünün 11 yıl sürdüğü, dolayısıyla öyle hızlı bir sürecin beklenmemesi gerektiği vurgulanıyor. Suriye konusunda Rusya ve İran'ın da bir tavır sergilemesi gerektiği ancak operasyonla ilgili Türkiye'nin hazırlıklarını tamamladığı, Türkiye-Irak ilişkileri konusunda geçtiğimiz gün yapılan saldırının Türkiye ile bir alakasının olmadığı, bunu PKK'nın yapmış olduğuyla ilgili olarak çok net kanıtların olduğu, bunu da Türkiye ile İran arasını bozmak için yapılan bir terörist eylem olduğunu söylüyor Cumhurbaşkanı ki bununla ilgili açıklamalar Türkiye'den çok sık yapıldı zaten geçtiğimiz iki gün içerisinde. Burada belki biraz daha önümüzdeki günlerde dikkat çekecek husus Mısır'la ilgili olabilir. Mısır'la ilgili alt düzeyde görüşmelerin devam ettiğini ancak bunların da üst düzeye çıkmaması için herhangi bir şu anda engel olmadı. Dolayısıyla Türkiye-Mısır ilişkilerini de düzelmesi için adımların atılabileceğine yönelik bir mesaj da gönderilmiş durumda. Dolayısıyla Ermenistan'la ilişkilerde de tam normalleşme anlamında Paşinyan'la görüşmelerin gerçekleştiğini, burada da adımların yakın zaman içerisinde atılabileceği söyleniyor. Yani uluslararası ilişkilerde, dış politikada birçok önemli başlık var. Birçok aktörün içinde olduğu, tüm bunlarla ilgili gelinen son nokta aslında özetlenmiş durumda. Tabii iç politika ilişkinde mesajlar var. Özellikle seçimlere yönelik Millet İttifakı'nın adayının kim olduğunu hala belli olmamasından enflasyondaki düşüşün ki bunu tekrarladı. Daha önceden de bu açıklamaları yapmıştı. Bunları tekrarlıyor. Düşüşün Şubat ve Mart aylarında olacağına ilişkin açıklamaları da tekrarlamış durumda. Muhtemelen tüm bunlar, bu konuşmaların, bu açıklamaların birçoğu bugün Türkiye siyasetinde de, iç siyasette de, diğer siyasi partiler tarafından da konuşulacak, görüşülecek, üzerine yorumlar yapılacaktır. Gündemi belirleyecek açıklamalar olacak gibi gözüküyor bugün itibariyle Ankara'da siyaset gündeminde. Özellikle muhalefet tarafından söylemlerin biraz daha artık güncel hayata dokunur noktalarda da gelmeye başladığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar. Otomobil tarafında özel tüketim vergisinin düşürülmesi gibi bir talimatta bulunacağını ifade ediyor. İktidara geldikleri takdirde. Dolayısıyla hani bu gelişmeleri nasıl değerlendirmek lazım diye de bir sorayım. Çünkü özellikle seçim yaklaşıyor. Muhalefetin gündemine gelenlerin iktidarın gündemine de gelmesi doğaldır. Sonuç itibariyle devlet yönetimi de iktidarın elinde olduğu için. Tüm bunlar şimdi bu işte çalışma hayatıyla ilgili söylemlerden başladı hatırlanacağı gibi. İşte muhtemelen EYT ile ilgili açıklamalarda da hem muhalefet tarafından hem iktidar tarafından değerlendirmeler geldi. Yakın zamanda açıklaması gelecek. Bu konuda yani otomotivde ÖTV'nin, vergilerin düşürüleceği, işte 1600 motor araçların 4'te 1 fiyatına indirileceği, ÖTV'nin sadece lüks araçlardan alınacağı gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar elbet bugün çok fazla konuşulacak ve tartışılacaktır. Üzerine açıklamalarda da gelecektir. Muhtemelen Cumhurbaşkanı da ilk konuşmasında bununla ilgili değerlendirmeler yapılacaktır. Ki mesela KYK'larla ilgili de açıklamalar yaptı mesela dünkü konuşmasında da. Senin dediğin gibi artık o seçim yoluna, seçim satına girilmiş durumda. Sadece tarih belli değil. Sadece işte adayların bir tanesi belli değil. Bir veya daha fazlası. Dolayısıyla bu noktada bugünden itibaren, yani aslında bir süredir geliyor ama bu süreç itibariyle artık biz bu söylemleri, istekleri ve bunları yapacağız yönündeki açıklamaları çok fazla duyacağız. Ali Can, teşekkür ediyoruz. Sabah raporunu böylelikle noktalıyoruz.